Evet. Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, öncelikle İdlib'de kaybettiğimiz 36 askerimiz için tüm vatandaşlarımız gibi, tüm milletimiz gibi yüreğimiz yanıyor. Çok derin bir acı, çok derin bir üzüntü duyuyoruz. Ve her zaman tekrarladığımız gibi Mehmetçiğimizin bir tırnağı Türkiye'nin Suriye'de ortaya koyduğu politika sonucunda hedeflediği bütün çıkarların binde biri bile değildir. Kaybettiğimiz askerlerimize aileleriyle birlikte, sevenleriyle birlikte ağlıyoruz. Bunların son şehitlerimiz olmasını temenni ediyoruz. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bölgede görev yapan Mehmetçiğimize de başarılar diliyoruz. Kendilerini seviyoruz. Kendilerinin arkasındayız. Evlatlarımızın morallerini yüksek tutmalarını, sahipsiz olmadıklarını ve onları tüm milletimiz adına da kucakladığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu kara haberler ulaşmaya başladığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın talimatıyla Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Ankara'da bulunanlarının tamamıyla 3 grup başkan vekili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. 5-6 saat süren bu toplantı sırasında durum yakından izlenmeye, kamu yönetimiyle diyalog kurulmaya, oradan bilgi alınmaya, katkı sağlanmaya ve sorumlu bir muhalefet anlayışı içinde doğru bir dil ve süreç takibi tercih edilerek bu acı gece atlatılmaya çalışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ordunun milletin ordusu olduğu bilinciyle ve ordunun meclisin ordusu olduğu bilinciyle ve bu konudaki anayasal duyarlılıkla hem taziye dileklerini iletmek hem de görüş alışverişinde bulunmak üzere meclis başkanını aradı. Sayın Meclis Başkanı'nın daha sonra müsait olduğunda döndüğü telefon görüşmesinde de ordumuzdaki kayıplar için milletimiz ve meclisimiz adına Meclis Başkanı'na taziye dileklerini ifade etti, taziyelerini iletti. Ardından ertesi sabah yapılan Merkez Yönetim Kurulu'nda da bir gece önce bu konudaki düşüncemiz Meclis Başkanı'na ifade edilmişti. Merkez Yönetim Kurulu sırasında Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ve talimatlarınca tüm milletvekillerimizin imzalarını taşıyan başvuru dilekçemizle Meclis Başkanlığı'na başvurduk ve bugün saat 14 için olağanüstü bir oturum talep ettik. Bu talebimiz iş düzüğün 7. maddesine dayanıyordu ve meclisin ara vermede ve kapalı olduğu durumlarda tatilde ve ara verme sırasında Cumhurbaşkanı tarafından, Meclis Başkanı tarafından ve 120 milletvekilince toplantıya çağrılabileceği hükmüne dayanıyordu. Meclis Başkanlığı'na bu talebimizi ilettikten sonra hemen öncesinde ve sonrasında mecliste grubu bulunan siyasi partilere telefonla bilgi vererek bu talebimizi ilettiğimizi ve kendilerinde bundan haberdar olmasını sağlamaya çalıştık. Muhalefet partilerinden olumlu yaklaşımlar aldık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir yorumu olmadı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi ile Meclis Başkanı'nın ağzında aynı şeyler vardı. Bu durumu çok olağanüstü bir durum olarak görmediklerini anlıyorduk. Diyorlardı ki biz apar topar meclisi çağırırsak bu zafiyet görüntüsü oluşturabilir diyorlardı. Bakanların takvimlerine bakmak, ajandalarına bakmak, programlarına bakmak gerekir diyorlardı. Çağrı 600 milletvekili neydi? Milletin seçtikleri neydi? Ama yaklaşım atanmışların durumlarına bakalım. Atanmış bakanların durumlarına bakalım. Onlar gelip bilgi verirler diyorlardı. Ve iş düzüğün 7 günlük belirlediği bir süre var.
Bu 7 gün meclis tatildeyse ya da kapalıysa, 120 milletvekili başvurursa meclis başkanı o tarihe uyabilir ya da 7 gün içinde bir başka tarih belirleyebilir. Bu meclisin o 7 günde kapalı olduğu durumlar ve çok genel durumlar için belirlenmiş bir meseledir. Meselenin ciddiyetine göre meclis başkanının buradaki takdir hakkını kullanacağı aşikardır. Hele hele sürenin ilk 4 günü meclis kapalı, 5. günü açılıyorsa meclis başkanı ya zaten salı toplanacağız, sizin talebiniz bu 5. güne denk geliyor, bu 7 günün içinde oluyor, olağan toplantıda sizin talebinizi görüşürüz yaklaşımı kabul edilebilir, mantıklı olarak ifade edilebilecek, nitelendirecek bir yaklaşım olmadığı gibi en hafif deyimle ayıplı bir yaklaşımdır. Bu çağrıyı yapan milletten yetki almış 120 milletvekili bu meclisi olağanüstü toplantıya çağırırken salı günü toplanacağını bilmiyorlar mı? Salı günkü toplantı bu olağanüstü toplantı talebini karşılayacak olsa, meselenin yakıcılığı derhal toplanmayı gerektirmiyor olsa neden o salı gününü beklemeyelim de olağanüstü hemen toplanalım diyelim? Meclis başkanı hatırlatmak lazım. 2 Ocak tarihinde Libya tezkeresi için toplanmasına 4 gün kalan meclisi hemen o gün topladınız. Ve dediniz ki durum çok acil. O günkü aciliyet Libya'ya asker gönderme. Trablusgarp hükümetine verilen sözün kendilerine yapılan diplomatik ve desteklediğimiz bir anlaşmaya karşılık sorduğumuzda söylemedikleri bir asker gönderme vaadini 4 gün bekleyemediler. Deyim yerindeyse Libya'da şehitlerin geleceği bir taahhüdü yerine getirmek için 4 gün bekleyemeyip meclisi olağanüstü toplantıya çağıranlar, yüreğimizi yakan o anda 33 şehit sayının çok daha yüksek olmasından endişe ediliyor ve diyoruz ki meclisi acilen toplayalım, acele etmeyin, salı günü toplanır. Bu ayıplı bir yaklaşım. Bu yaklaşımın Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanında da olduğu ya da telkin edenin meclisin başına da kendi grubunun başına da aynı şeyi telkin ettiğini birkaç dakika arayla yaptığımız görüşmelerde teyit etmiştik. Ve son derece bu konuya üzüldüğümüzü ifade etmek isteriz. Niçin toplantıya çağırıyoruz? Çünkü Suriye ile görüntüde bir savaş var. Ülkeyi yönetenin dilinde bir savaş var. Anayasada kendisine verilen yetkileri aştığı aşikar, elinde tuttuğu savaş tezkeresini yetki aşımıyla yorumladığı aşikar. Kendisine verilen 4 Ekim 2019 tezkeresi bir savaş tezkeresi değildir. Bu tezkere aynen okumakta faydalı olacağını değerlendiriyorum, okumanın da faydalı olacağını. Suriye sınırları içerisinde ilan edilen İdlib gerginliği azaltma bölgesinde terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve huzur, barış ve güvenliğin sağlanması anlamında yükümlülükler üstlenilmiştir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek verdiği tezkere 10 yıllardır destek verdiği terörle mücadele, ülkemizin topraklarına ve Mehmetçiğimize karşı yürütülen terörist faaliyetlerin gerektiğinde sınır ötesinde de takibi ve önlenmesi için verilen yetkiden farklı değildir. Hatırlatmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'ye müdahaleyi içeren bir tezkereye 2015 yılında hayır oyu kullanmış ve IŞİD'le mücadele maddesini koyarsanız, IŞİD terör örgütünü o tezkereye koyarsanız evet oyunu ilk biz veririz demiştir. CHP bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadele için tezkerelere destek verebilir. Ancak verdiği destek Suriye ile savaş tezkeresine destek değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde bulundurduğu 4 Ekim 2019 tarihli tezkere şu anda kendisinde var olduğunu iddia ettiği yetkileri kendisine devretmemiştir. Bunu açık bir dille ifade etmek istiyoruz. Anayasanın 92. maddesindeki savaş hali tarifi ve
silahlı kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili anayasanın 92. maddesindeki millet meclisi yetkilerini meclis muhafaza etmektedir. Kimsenin elinde değildir. Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil ettiğini, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi başkomutanlık yetkisini uhdesinde bulundurmakta, bu yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından meclis adına temsil eder noktasında kullanılabilmektedir. Başkomutan meclistir, Cumhurbaşkanı bu yetkiyi temsil etmektedir. Ve anayasa 117'de başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz başkomutanlık ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Yaptığımız çağrı yürütmeye, savaş görüntüsü, savaş emareleri, savaş niyeti, dilinde savaş söylemi olan yürütmenin başına bu yetkilerin gerçek sahibinin gel, bilgi ver ve yürütme yasama olarak bu konuda yetkimizi biliyoruz, yetkinizin sınırlarını biliyoruz ve bunları görüşmek üzere sizi buraya çağırıyoruz diyen bir yaklaşımdır. İşte bu yüzden birileri bunu maalesef meclis başkanı eliyle meclisi itibarsızlaştırma ve bakanların takvimine atıfla bakanların müsait olursa gelip bilgilendirme yapacakları söylemlerini kınıyoruz. Rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra hükümetin temsili, bakanların hükümeti temsil etmesi ortadan kaldırılmış ve bu atipik, ucube ve işler ciddiye bindiğinde elin ayağı birbirine karıştığı bir sistem ortaya çıkmıştır. Bu arada salı günü Hulusi Akar'ın gelip burada bilgilendirme yapacağı o güne kadar çok meşgul olduğunu söylüyorlar. İşi Hulusi Akar'lık duruma getiren Türk dış politikasıdır. Türk dış politikası konusunda bilgi vermesi gereken Dışişleri Bakanı bugün müsait değildir. Zira Katar emirinin karşısındadır. Bugün Katar'da imzalanmakta olan bir anlaşmada o toplantıya katılmak üzere, o toplantıyı izlemek üzere gitmiştir. Eğer Çavuşoğlu ve kendisini atayan yürütmenin başı bu toplantıyı meclisi bilgilendirmekten daha önemli görüyorlarsa söylenecek söz bitmiştir. Bu şartlar altında yaptığımız çağrının karşılanmadığını not ederken şunu açıkça ifade etmek istiyoruz. 36 Mehmetçiğin şehit olması olağan bir hadise değildir. Bu sebeptendir ki o gece olağanüstü güvenlik toplantısı yapılmıştır. Bu sebeptendir ki o gece tüm siyasi partiler olağanüstü toplanmışlardır. Bu sebeptendir ki NATO olağanüstü toplanmıştır. Bu sebeptendir ki Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantıya çağrılmış ve olağanüstü toplanmıştır. Olağanüstü toplantıya çağrılıp toplanması engel olunan tek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclisi sıradanlaştırma, işlevsizleştirme gayretlerinin bir sonucu ve bu gayretlerin bir devamıdır. Siyasi güç merkezinin, siyasi sıklet merkezinin meclis değil saray olduğuna yönelik bir vurgudur, bir saldırıdır. Oysaki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletten alınmayan hiçbir yetki kullanılamaz. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak 139 milletvekilinden
sağlık sorunlarıyla tedavileri süren ve sizler tarafından da bilinen milletvekillerimiz dışında 114 milletvekilimiz mecliste bulunmuştur. 25 milletvekilimiz birkaçı sağlık sorunları nedeniyle tedavidedir. Geri kalan tüm arkadaşlarımız illerindeki şehit cenazelerindedir. İllerinde şehit cenazelerinde yer alan Abdurrahman Tutdere, Burcu Köksal, Aydın Özer, Ayhan Barut, Bayram Yılmazkaya, Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Serkan Topal, Taceddin Bayır, Ali Öztunç, Çetin Arık, Tahsin Tarhan, Alpay Antmen, Baha Ünlü, Kemal Zeybek, İlami Özcan Aygün, Candan Yüceer, Kadim Durmaz, Özkan Yalın ve Deniz Yavuz Yılmaz dışında tüm milletvekillerimiz bugünkü toplantıya katılmış, attıkları imzanın, yaptıkları çağrının gereğini yerine getirmişlerdir. Ve bugün yaptığımız toplantıda Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Dış Politikadan sorumlu Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ünal Çeviköz, dış politika ile ilgili gelinen nokta ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiş. Ardından Mehmet Ali Çelebi yapmış olduğu bir hazırlıkla bölgedeki durumla ilgili askeri yönden, milli güvenlik politikaları yönden bir sunum gerçekleştirmiş. Ardından 25 sayın milletvekilimiz söz alarak kanaatlerini bildirmişlerdir. Yaptığımız toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İdlib'de 36 askerimizi kaybetmenin üzüntüsüyle Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek için toplandık. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve ulusumuza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, şehit sayısının artmamasını temenni ediyoruz. Sayın basın mensupları, bu saldırının bundan öncekilerin de olduğu gibi birdenbire olmadığının, hepimize derinden üzen bu son gelişmenin adım adım yaklaştığının altını çizmek isterim. Suriye'deki durum ve İdlib'de yaşananlar Türkiye'yi tarihi bir dönemece getirdi. O nedenle bugüne nasıl gelindiğine bakmak, bu saldırıyı anlamak adına oldukça önemlidir. İdlib'in ülkemiz için bir güvenlik tehdidi haline gelmesi, maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlemiş olduğu ve yine bizzat Genel Başkanı Erdoğan tarafından kendi çıkarları çerçevesinde inşa edilen yanlış politikalar nedeniyledir. Bugün karşı karşıya olduğumuz felaketin ilk adımları Suriye'nin iç işlerine karışarak, ÖSO'yu kurdurtup güçlendirerek ve ona destek olarak atılmıştır. Bu taraf tutulan tutum hem Türkiye içindeki baskı ortamını, hem Türkiye'nin Rusya ve ABD karşısındaki kırılganlığını arttırmış, hem de Suriye'deki iç savaşın sona ermesini engellemiştir. 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mütabakatı imzalandığında bu salonda Cumhuriyet Halk Partisi adına Türkiye'nin üstlendiği görevler için imkansız görevler tanımını yapmıştık. Bugün Rusya'nın Türkiye'yi suçladığı ve Rusya ile Türkiye arasındaki temel çelişki alanı olarak görülen Soçi mütabakatındaki bazı maddeleri hatırlatmayı görebiliyoruz. Bir, silahlı muhalefet ile Suriye ordusu arasında 15-20 kilometre derinliğinde silahsızlandırılmış bir bölgenin 15 Ekim 2018'e kadar tesis edilmesi planlandı. Nusra cephesi de dahil olmak üzere radikal unsurlar bu bölgeden çekileceklerdi. Bütün muhalif grupların 10 Ekim 2018'e kadar ağır silah, tanklar, roketler, toplar ve havan toplarının geri çekilmesi sağlanacaktı. Bunu Erdoğan'ın önerisine istinaden konduğu daha sonradan açıklandı. Türkiye tarafının önerisi üzerine 2018 yılı sonuna kadar Halep-Laskiye yani M4 karayolu, Şam-Halep-Hama yani M5 karayolu ulaşım karayollarında ulaşım sağlanacaktı. Şubat 2020'ye gelindiğinde ne İdlib'de bir tampon bölge oluşturulabildi, ne cihatçıların silahları toplandı, ne de M4 ve M5 karayolları açılabildi. Tam aksine Nusra cephesinin başını çektiği HTŞ, Heyet Tahrir El Şam, ki bu örgütün
Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin terör listelerinde yer aldığını hatırlatmak isteriz. HTŞ isimli El-Kaide uzantısı örgüt İdlib'deki ÖSO'cuları temizleyerek vilayete hakim oldu. İdlib bugün Suriye'nin diğer bölgelerinden gelen yüz binlerce insanla birlikte nüfusu 3 milyonu geçmiş bir bölgedir. İdlib'de Rusya ve Suriye'nin İdlib operasyonuna başlamaları ile birlikte çoğu sivil olan, çok sayıda günahsız çocuğun da içlerinde bulunduğu 1 milyon insan Türkiye sınırına doğru hareketlenmiştir. Bu grubun içinde ve bu grupların varlığından kendileri de faydalanarak cihatçı on binlerce militanın bulunduğu ifade edilmektedir. Türkiye gözlem noktaları birer birer kuşatılmaktadır. Bu kuşatmaların artacağı ve gözlem noktalarındaki askerlerin güvenliğinin tehlikeye düşeceğini yine bizler bu salonda ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm sözcüleri ve genel başkan yardımcıları 27 Haziran 2019'da İdlib'deki ilk şehidimiz gelmeden önce vurgulamış ve bu tehlikeye dikkat çekmiş, endişelerimizi de dile getirmiştik. İktidar hem olası tehlikeleri dikkate almamış hem de Rusya ile konjonktürel ilişkileri çerçevesinde altına girdiği yükümlülükleri tamamlamamış, yani İdlib darboğazından çıkmamayı ve gerilimi tırmandırmayı tercih etmiştir. Tüm bu gelişmeler hazin kelimelere sığmayacak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı saldırısı olma boyutuna taşımıştır iki gün önce yaşadıklarımızı. İktidar ise tüm bu süreçte gözlem noktalarındaki askerlerimizin güvenliğini sağlamak yerine hava kontrolümüz olmadığı ve hatta Rusya'nın da desteğiyle Suriye'nin en büyük hava savunma alanlarından biri haline gelen bu bölgeye askeri yığınak yapmaya başlamıştır. Ve gözlem noktalarımızın sayılarını mütabakatsız bir şekilde arttırma gayretine girmiştir. Suriye Milli Ordusu dediği cihatçı gruplarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aynı saflarda çatıştırmaya başlamıştır. İdlib'de 36 askerimizi kaybedene kadar bölgeden gelen tüm haberler bu felaketin giderek yakınlaştığını ve sahanın giderek ısındığını bize anlatıyordu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2011'den bu yana Suriye'de ne işimiz var diyoruz. Ve bugün halkın sorduğu en önemli soru İdlib'de ne işimiz vardır? Ve bugün yürütmenin başı milletin meclisine yollamadığı vekillerini ve önceki vekillerini topladığı İstanbul toplantısında millet meclisine bilgi vermek yerine orada yaptığı ve canlı yayınla bütün Türkiye'ye aktardığı konuşmasında sürekli İdlib'de ne işimiz var sorusuna bir gerekçe üretmeye çalışmış ama üretmeye çalıştığı gerekçeler halkın vicdanında, milletin aklında doğru bir yere oturmamıştır. Soru nettir. Mehmetçiğin İdlib'de ne işi vardır? Değerli basın mensupları, toplantımız boyunca yapılan bilgilendirmeler ve istişareler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yeni bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu ifade etmekte. Bu konuda önümüzdeki günlerde yapılacak kapsamlı sunumların öncesinde birkaç noktayı Türkiye kamuoyuna ve iktidara hatırlatmayı da bir borç bilmekteyiz. Öncelikle dün dört siyasi partinin birlikte imzalamış oldukları metnin kalbinde Mehmetçik'le ilgili taziye dileklerimiz, bundan sonra olmaması ile ilgili temennilerimiz, ordumuza olan güvenimizi bir kez daha ifade etmemizin dışında bu bildirinin kalbindeki en önemli kelime, en önemli cümle, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz cümlesidir. CHP bildirgeyi olduğu gibi ve bu cümleyi tüm yüreğiyle sahiplenmekte ve siyasi yöntemlerle
bir çözüm arayışına ilişkin buraya atılan imzaları önemsemekte, başta Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere bu siyasi çözüm vurgusunun partilerinin yönetimlerinde de ve ülkeyi yöneten kişiler tarafından da sahiplenilmesi noktasında gereğinin yapılmasını beklemektedir. Bu noktadan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne aktif bir diplomasi atağı öneriyoruz. Çatışmaların durdurulması, kanın durması, mülteci akınının durması ve bundan sonra daha kötülerinin yaşanmaması için, kanın ve gözyaşının akmaması için aktif bir diplomasi atağı öneriyoruz. Kamuoyu ve sivil toplumda savaş karşıtlığı eksendeki duyarlılığa dikkat çekiyor, bu konuya yürütmenin de kulak vermesi gerektiğini önemsiyoruz. Ateşkesin sağlanması için gerekli diplomatik atımların bir an önce atılması, muhataplarla doğrudan görüşmelerin yapılması gereğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Ordumuzun daha fazla kayıp yaşamadan bölgede yeni bir ateşkes hattının belirlenmesini ve ordumuzun bu çerçevede yeniden konumlandırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Soçi mutabakatının öngördüğü gözlem misyonunun gerekleri dışında Suriye ve Rusya'nın hedef olarak görebileceği, Suriye'de bir savaş yığınağı yapıldığı izlenimi yaratacak olan bir askeri varlığa yer verilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Güvenli bir bölge Rusya ile görüşülerek kurulmalı ve bölgeden gelen göç akınının önüne mutlaka geçilmelidir. Ve bu meclisin 600 milletvekiline, bu meclisin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanının kullandığı şu ifadeleri tarihsel bir sorumlulukla hatırlatmayı bir borç biliyoruz. Mutlaka şu veya bu sebepler için milleti savaşa sürüklemek taraftarı değilim. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Hakiki düşüncem şudur. Ulusu savaşa götürünce vicdan azabı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ancak ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir demektedir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılında savaş kararı alan bir meclis iradesinin değil, barışın korunduğu bir meclis iradesinin ortaya konulması Atatürk'ümüzün bize bıraktığı en temel mirastır. Ayrıca Mustafa Kemal'in askeri hareketler, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar. Ümidin güvenli bir surette geri dönüşü, orduların hareketinden daha seri hedeflere ulaşmayı temin eder ifadelerini de hatırlatmak isteriz. Önemli olarak gördüğümüz bir diğer hatırlatmada, asli kusurlu olan Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yaşanan drama, ortaya çıkan mülteci akınına, düzensiz göç hareketine karşı duyarsız kalmaları affedilebilir değildir. Türkiye'yi bu mülteci akımına karşı yalnız bırakmaları, bunu bir pazarlık unsuru yapmaları, Merkel'le Erdoğan'ın dünya siyaset tarihine bir utanç karesi olarak geçecek el sıkışmalarında, deyim yerindeyse koyun pazarlığı yaparmış gibi 3 milyon avro, 6 milyon avro pazarlıklarının bizi getirdiği nokta tam bir hayal kırıklığıdır. İnşa edilen tam bir utanç müessesesidir. Bu duyarsız Avrupa'ya karşı 33 askerimizin, o anda 33 askerimizin, şu anda ulaşılan rakamda 36 askerimizin şehit olduğu noktada, Türkiye'deki sığınmacıları otoyolların kenarlarında tek başlarına yürüyerek kapatılan sınır kapısına karşı nehirden botla geçmeye teşvik ederek, Ege'nin soğuk ve acımasız sularına karşı yeni aylan bebekleri o tarafa sürmek,
en temel insan haklarına aykırıdır. Bu konuda Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın takındıkları tutum insan hakkı ihlalidir. Ama Türkiye'nin bu meseleyi, bu bir göç dalgasını, bir şantaj siyasetiyle Avrupa Birliği'nin kapılarına doğru sürme gayreti, Türkiye'nin mültecilere karşı takınması gereken tutumla bağdaşmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti olarak mültecilere, göçmenlere karşı hamaset içinde, olumsuz bir tutum içinde olamaz. Bizler başta savaş, komşuda iç savaş kışkırtıcılığı olmak üzere göç yaratan, göçmen yalatan politikalara karşıyız. Ancak göçmenlerin uluslararası hukuktan doğan tüm haklarına ve insan hakları evrensel bildirgesinden doğan haklarına saygılıyız. Bu konuda son derecede duyarlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bugün bir polemik konusu haline getirilmeye çalışılan, Genel Başkanımızın kendisinin araması gerektiği yaklaşımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği tarafından reddedilmektedir. Ordu kayba uğradıysa ordunun sahibi millet, milletin temsilcileri meclis, taziye makamı bir siyasi partinin genel başkanı değil, millet meclisinin tarafsız niteliğini taşıyan başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi taziye dileğini doğru makama, doğru merciye en ivedilikle iletmiştir. Ama aldığı tüm kararlara, bunlar bizi bir felakete sürüklüyor diye şerh koyan bir partinin ortaya çıkan bu acı tablo karşısında, daha önce yaptığı bütün uyarılara keşke uyulsaydı izleniminin ve bir hak tesliminin halkın, kamuoyunun vicdanına yerleştiği saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının yürütmenin başı tarafından bilgilendirilmemiş olmasını kamu yönetimi açısından önemli bir eksiklik olarak da görüyoruz. Parti yönetimimiz tüm katkı ve temas çabalarına karşın o gece Ankara'da devletin adeta yok olduğu bir süreci yaşamıştır. Yapılan güvenlik toplantısına tahmin ediyoruz, açık kalan kapı aralığından iletişim başkanlarının girmiş olmasını da ayıplı ve şaşılacak bir durum olarak bekliyoruz. Milletimiz oy verdiklerinden, hiç değilse oy verdiğinin görev verdiği bakanlarından, o bakanların milletin ağzına değil artık saraya baktıklarını, milletin gözüne değil sarayın ağzına baktıklarını biliyoruz. Birkaç kelime duymadan açıklamaların sarayın tartışmalı iletişim başkanının ağzıyla yapılıyor oluşunun ve üst düzey gizlilik taşıması gereken güvenlik toplantısına bir iletişim başkanının girmiş olmasının, toplantıyı takip etmiş olmasının ve daha sonra da bu konuda açıklama yapmış olmasının ne devlet gelenekleriyle, ne devlet ciddiyetiyle, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin hassas menfaatleriyle bağdaşır hiçbir tarafı, iler tutar tarafı da yoktur. Tahmin ediyorum, bir son notlarıma da bakayım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Buyurunuz. Birincisi, Sayın Genel Başkan haberleri, gelen kara haberlerin ilk öncüleri geldiğinde derhal Merkez Yönetim Kurulu'nu ve grup başkan vekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı, biraz önce dediğim gibi. Toplantıya gittiğimizde devletten bilgi akışının olması gerektiği gibi olmadığını tüm kanallardan teyit ettik. Aslında şunu da söylemek lazım ki o gecenin en büyük ayıbı
bütün milletvekillerin telefonları, tahmin ediyorum siz basın mensuplarının telefonları, bizlere ulaşabilen tüm vatandaşlar tarafından haberler doğru mu? İdlib'de ne oluyor? Çocuğumdan haber alamıyorum. Torunumdan haber alamıyorum. Eşimden haber alamıyorum. Kardeşimden haber alamıyorum diyen kişilerin feryatlarıyla ve mesajlarıyla doluydu. Basına bir şekilde haberdar olduğu için söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız görüştüğü bir asker babasının yakarması ve ben bilgiyi nereden alacağım, bana yardımcı olun feryatları karşısında herhalde siyaset hayatının en duygu dolu anlarını yaşadı. Hepimiz aynı durumdaydık ve hiçbir haber gelmezken toplanmış olan olağanüstü güvenlik toplantısı yapılmakta olan toplantıdan dışarıya o toplantıda bulunmasını ayıpladığımız birilerinin servis ettiği anlaşılan bir anda tüm televizyon kanallarını karşı tarafa yaptığımız misillemenin ne kadar başarılı olduğu, kaç tank vurduğumuz, kaç obüsü yerle bir ettiğimiz, kaç yabancı unsuru ateş altına aldığımız, düşman unsurunu ateş altına aldığımız ifadeleri yer alıyor. Ama Mehmetçik'ten, orada askerimizin durumundan ve çatışmanın sona erip ermediğinden hiçbir haber gelmiyordu. 1,5 saat bir algı operasyonuyla gelecek şehitlere karşı milletimiz hazır hale getirilmeye çalışıldı. Bu ayıplı bir durumdur. Milletin karşısına geçememek, gözünün içine bakamamak, şu anda orada şunlar yapılıyor, karşısında bunlar yapılıyor, gerekli tedbirler alınıyor, kimse merak etmesin diyememek, güvenlik toplantısından dışarıya video servis etmek kadar ayıp bir durum yoktur. Hal böyle olduğunda Sayın Genel Başkanımız, Sayın Genelkurmay Başkanı'nı daha sonra Genelkurmay Başkanı da aradı. Sayın Hulusi Akar'ı aramış ve sağlıklı bir bilgi alma, onların açmadığı iletişim kanalını Sayın Genel Başkanımız açma yoluna gitmiştir. Sayın Hulusi Akar'ın özel kalemi diye tahmin ettiğimiz ya da telefonuna çıkan kişiler bilginin kendisine ulaştırıldığını, toplantıdan çıkar çıkmaz haber vereceğini söylemiştir. Daha sonra bu geri dönüş olmamıştır. Bunu Sayın Hulusi Akar'ın tek başına alabileceği bir karar değildir. Öyle bir hakkı da haddi de yoktur. Ancak daha sonradan anlıyoruz ki beni bütün liderler aramalıydı. Benden hepsi konuşmalıydı. Taziyelerin iletileceği makam benim, en üst makam benim diyen kişinin siyasi kaprisi devlet geleneklerini yıkmıştır. Ülkenin Milli Savunma Bakanı hem de zaman zaman bilgi vermek için randevu isteyip İttifak Ortağı Parti'nin genel başkan yardımcılarına yönlendirdiği o Milli Savunma Bakanı ana muhalefet partisi liderinden liderin devlet adamlığı ve ana muhalefet partisi liderinin kamu yönetimi anlayışı gereğince doğrudan randevu alabiliyorken böyle bir acı gecede hem olası taziye üzüntü dileklerinin iletilmesi hem de sağlıklı bilgi talebi için aranıp da o toplantıdan çıkıp Hatay'a gidip Hatay'da Hatay milletvekilleri ve valiyle birlikte televizyonda bir salona göründüğü sıradaki ne süreye kadar ve halen ana muhalefet partisi liderine dönmüyorsa bu o kişinin kararı, o kişinin haddi değil, kendisini atayan kişinin kendisini bu görüşmeden men etmesinin sonucudur. Bu ayıplı bir durumdur. Bu devlet geleneğiyle bağdaşan bir durum değildir. Kibirli birisinin üst düzey siyasi kaprisidir. Mehmetçiğin şehit olduğu, birçoğunun canıyla uğraştığı sıralarda siyasi kapris yapma, hasbelkader üstlenilen bir makamın taşınmakta ne kadar zorlanıldığının da göstergesidir. Erdoğan'a belki şunu hatırlatmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi onun talep ettiği ve bir tarafıyla da kavuştuğu gibi bir makbul muhalefet partisi değildir.
bir makbul muhalefet partisi arayışı varsa o ittifak ortağı kendisini öyle tanımlamaktadır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi doğruları söyleyen, yanlışların altını çizen, bunu tartışabilen ve pozisyonunu iktidara göre değil, milletin, halkın çıkarlarına göre tarif edebilen bir partidir. Biraz önce de ifade ettim, tekrar ifade ediyoruz. 2011 yılından beri söyledik, ne işimiz var Suriye'de, bugün söylüyoruz, ne işimiz var bizim İdlib'de. Egemenlik, bir ülkenin egemenliği, sınırları, o sınırlarının savunması, devletin emanet edildiği devlet adamlarının sorumluluğundadır. Ben bu ülkenin sınırlarını sınır dışına çıkarak savunacağım diyorsanız, o komşunuzdaki iç karışıklığın yarattığı bir zaruretse, o iç karışıklığın oluşumundaki sizin rolünüz, payınız, tarihi sorumluluğunuz sorgulanır. Atatürk'ten miras, komşunun iç işlerine karışma, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, komşundaki devlet dışı unsurları muhatap alma. Bunlar terk edilmeseydi bugün Suriye'nin toprak bütünlüğü tartışmalı durumda olmaz. Suriye iç karışıklıkta olmaz. 4,5 milyon Suriyeli Türkiye'nin içinde, 1,5 milyonu kapısında olmazdı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olmayıp o konuda farklı hayaller, farklı söylemler içinde bulunanların 3 saatte cuma namazına gitme hevesinin sonucu bugün Suriye'deki iç karışıklıktır. Ne işimiz var İdlib'de sorusu, ne işimiz vardı bizim Suriye'de, niye karıştırdık biz bu Suriye'nin içini, niye Suriye'deki iç savaştan menfaat umduk, neden komşudaki yangına suyla değil benzinle koşturduk sorusundan bağımsız değildir. Sen Suriye'deki iç karışıklıktan medet umarsan bugün İdlib'de durmak mecburiyettir dersin. Oysaki barışçıl bir Suriye politikası bugün İdlib'de hiçbir Mehmetçiğimizin bulunmaması ve burnunun kanamaması sonucunu doğururdu. Mehmetçiği İdlib'de bulunmaya zorlayan AKP'nin bugüne kadar yaptığı yanlış Suriye politikasının sonucudur. Başka soru var mı arkadaşlar? Tabii bugünkü Sayın Erdoğan'ın konuşmasına siz girince ben daha çok vakit almamak için çok detaylı girmedim ama siz mevcut ve eski milletvekili arkadaşlarımla birlikteyim diyor. Oysa ki orası sadece AK Parti'nin İstanbul milletvekilleriyle birlikte. Mevcut milletvekilleri dediğinizde bu sadece bir partinin değil, mecliste bulunan tüm siyasi parti, milletin yolladığı herkesin vekilleriyle bir araya gelme zarureti vardır. Bu parti devleti anlayışından bir an önce kurtulmak lazım. Konunun özüne girmeden, daha önce de defalarca yalanlanan ve mahkeme kararları yalanı sabit olduğu belli olan Gezi yalanına yeniden sarılma bambaşka bir psikolojinin ürünüdür. Çatısının üstüne çıkmaya yeltenmeler ve 500 metre ötede Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ni 3 gün işgal ve orada içki içildiği yalanını yalanlayan caminin müezziniyle imamıdır. Doğru söyleyen din görevlilerini sürmek Recep Tayyip Erdoğan'ın ayıbıdır. Ve devamında Trump'la yaptığı telefon görüşmesini konuşurken bu telefon görüşmesindeki Trump'a verdiği bir cevabı hatırlatıp kendinin attığı kahkaha ve salondan yükselen gülüşmeler bugünün vatandaşımızın bugün yaşadığı ağır psikolojik buhrana, üzüntüye, derin yasa karşılık bir duyarsızlıktır. Ve yine Şehitler Tepesi'nin hiç boş kalmayacağı söylemine karşılık biz artık Şehitler Tepesi'ne şehit uğurlamayacağımız günleri vatandaşlarımıza müjdeleyeceğimiz bir süreci takip etme zorunluluğu içindeyiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değilizdeki beslemek ifadesini son derece ayıplı buluyoruz. Hep söylediği ensar muhacir ilişkisine de yakışmayan ama
esas olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün misafir olarak bulunan ve Suriye'deki sorun çözüldüğü takdirde evlerine bir an önce huzurla dönmelerini teminle mükellef olduğumuz misafirlerimize karşı son derece ayıplı bir söylemdir. Geldiğimiz son noktada benim gidecek yerim yok diyen Erdoğan'a şunu söyleyelim. Biz buralara Cumhuriyet Halk Partisi olarak savaş meydanlarından geldik. Biz avukat bürolarında, rezidanslarda kurulmadık, savaş meydanlarında kurulduk. Biz partimizi kurmadan önce Amerika'ya gitmedik. Gidecek yerim yok diyenlerin partisini kurmadan Amerika'ya gittiklerini, başları her sıkıştığında ya Trump'a ya Putin'e koşturduklarını, uyguladıkları sarkaç siyasetiyle Putin'le dostken Trump'la düşman, Türkiye'nin ulusal menfaatlerine aykırı bir durum yarattıklarını, tam tersi durumda Trump'ın kucağına gidip Putin'le düşman olduklarında bu ülkenin turizmcisini de, çiftçisini de, bir bütün olarak ekonomisini de, itibarını da zedelediklerini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Gidecek yerim yok, kendisinin söylediği bir söylemdir ama esas söylenecek söz bu Türkiye'yi, bu onurlu ülkeyi kurulduğu günden bugüne kadar dış politikasıyla, güvenlik politikalarıyla, iyi komşuluk ilişkileriyle, İkinci Dünya Savaşı'ndaki büyük diplomatik zaferiyle o kaosun içine sürüklenmemesiyle, gerektiğinde Kıbrıs'a sahip çıkmasıyla anti-emperyalist duruşunu Çanakkale'den Kıbrıs'a kadar sürdürmesiyle, kendisine yapılan tüm baskı, kendisine yapılan tüm şantajlara, ambargo tehditlerine direnmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir dış politikası vardır. Bir Trump'a giden, bir Putin'e giden, başı sıkıştığında bir başkasına sığınan ama esas olarak takip etmesi gereken temel dış politika geleneğini kaybettiği için Türkiye'ye de eksen kaybettiren, pusulasını şaşırtan bu anlayışın nereye gideceğinin çok merakında değiliz. Çok da peşinde değiliz. Ama biz buradayız. Ordumuza, milletimize, ulusal çıkarlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Korkmadan kendisine muhalefet edeceğiz. Sinmeden ve bir adım geri atmadan muhalefet edeceğiz. Bundan sonraki süreçte ne yaparsa yapsın bir makbul muhalefet çizgisine değil, etkin, sert, net bir muhalefet çizgisinde kendisini sorgulamaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hafta sonu yorduk sizi.